Cilt bakım rutinimi çekeceğim. Zaten makyajım vardı. Karantinadayız, oturuyoruz. Yapacak hiçbir şeyim yok. Çok soruyorsunuz, deli gibi soruyorsunuz. Neler kullanıyor lan bu acaba? Allah Allah. Derkaya özel karışım yapıyorum yanaklarım böyle daha yumuş, yumuş, daha öpülesi olsun diye. Cildimi her zaman bir tane jelle yıkıyorum. Bir tane jel yalnız. Derkaya da biraz böyle kur yapıyorum yanaklarım ovarken. Bunu sadece haftada bir kez bence gayet yeterli. Bir diğer üründe bu yeni çıkan Bepantol nasıl söyleniyor be? Öyle güzel şey var. Benim Türkçem çok kötü ya. Bunları her gece yapıyor muyum? Hayır. Bilmiyorum bir faydasını gördün mü? Böyle hafif tek tük bazen sivilceler çıktığında onu oraya şöyle dokunduruyorum. Çok yakın oldum. Olmadı. Yes. Herkese merhaba. Bugün cilt bakım rutinimi çekeceğim. Zaten makyajım vardı. Karantinadayız, oturuyoruz. Yapacak hiçbir şeyim yok. Boş boş otururken Berkay da odanın bir köşesinde oyun oynarken ben de burada size cilt bakımından bahsedeyim dedim. Çok soruyordunuz. Neler kullanıyorum, neler yapıyorum. Öyleyse yavaştan başlayalım. Kötü bir giriş mi oldu bu ya? Çok mu hızlı girdim? Yok. Gayet normal girdim. Çok soruyorsunuz. Deli gibi soruyorsunuz. Neler kullanıyor lan bu acaba? Allah Allah. Bütün gün evde böyleyim. Valla. Neler konuşuyor lan bu Dilan diyorum. Neler sürüyor bu Dilan acaba? Ama demiyor musun? Yanacıklarımı öpüp şey diyorsun. Yumuşacık olmuş. Neler sürdün yine? Evet evet. Gerçekten ben de diyorum. Derkaya özel karışım yapıyorum yanaklarım böyle daha yumuş, yumuş, daha öpülesi olsun diye. Arkadaşlar valla çok sordum. Ne kullanıyorsun kardeşim benim sen? Düşünüyorum kara kara böyle oturuyorum. Dilan'ın yanaklarında acaba ne var ya? Bu kadar yumuşak olabiliyor. Derkaya da bakım yapıyorum bu arada. Ama gerçekten yapmıyor muyum? Evet arkadaşlar. Çok sordunuz benim bakımlarımı. Ne kullanıyorsun, ne ediyorsun? Abi çok geliniz. Derkaya da yapıyorum ama maalesef sürekli yapmadığı için çok düzenli gitmiyor. Çünkü onun bana göre yağlı cilt tipi var. Benim kuru cilt tipim var. Onda sivilcelenme oluyor. Ama yapsa dediğimi belki çok güzel olacak ama yapmıyor. Tam her gün. Ben zor yaptırıyorum ona. Neyse. O zaman başlayalım. Normal. Karantinada bir gündü. Sıkıcıydı. Her zaman yaptığım şeyleri yaptım. Yok aslında yılbaşı harcının fotoğraf çekildim. O yüzden makyaj yaptım. Ama çekilmesem de yapıyorum. Çünkü neden olmasın? Bir yere gitmiyoruz sonuçta. Nerede yapacağız bu makyaj malzemelerini kullanacağız? Ben yüzümü temizlerken yıllardır, çok uzun süredir Bioderma kullanıyorum. Bu pembe kapaklı olanı. Bu hassas ciltler için Sensibio olan zımbırtısını. Bununla çıkarıyorum. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki böyle çıkmayacak, zor çıkan ürünler var göze değil ama yüz için atıyorum. Rujmuş, kırmızı böyle mat yapışan şeyler. O zaman kullandığım, bu çok az oluyor bu arada her zaman değil. Simple'ın bu yağlı, bu zeytinyağı içeriyor galiba bu arada. Kokusu da var çünkü. Bu zımbırtısını kullanıyorum. Adını bilmiyorum ne bu. Boşverin bunu kullanıyorum işte. Zaten çok fazla yoktur seçenek. Öyleyse cildimizi temizlemeye başlayalım. Genelde fondöten kullanmadığım için yüzümde bir şey olmuyor ama yine de sonuçta gün boyu pislik, yağ, birikinti, ne varsa bunları temizlemek gerekiyor. Bu arada Berkay'ın anne babası geldi. En son size zaten son cevap videosunda bahsetmiştik galiba. Onlar geldi. Ama onlar şu an bizdeler. Çünkü karantina olduğu için evlerine yerleşemediler. 2 günlük. Yarın onları evine yerleştireceğiz. Evlerine, yeni evine. Sonra ne yapacağız? Sonra Berkay'la yılbaşı temalı fotoğraf çekileceğim zorla. Değil mi Berkay? Ama çok tatlı olacak. Çünkü Berkay'a çok güzel bir yılbaşı kazı aldım. Ekipmanlarımız hazır ya. Aynen, her şeyi hazırladım. Sonra ne yapıyorum? İyice güzelce temizledikten sonra gözlerimi böyle saçımı topluyorum. Ya bu arada şu tokalardan aldım. Şöyle topluyorlar ya. Asla beceremiyorum ama yine de deneyeceğim. Olmasa da zaten şu an çok önemli değil. Ama nasıl başarıyorsunuz? Aşırı kafama böyle ya basık yapıyor ya da canımı acıtıyor toka bir şekilde. Neyse. Şimdi normal şartlarda ben, bu bende nedense yapış yapış his bırakıyor sildikten sonra. Çoğu insan şey diyor hani gerek yok bunu kullandıktan sonra yıkaman ama ben hoşuma gitmiyor o hissiyat. Bunun üzerine krem sürmek istemiyorum. O yüzden cildimi her zaman bir tane jelle yıkıyorum. Bir tane jel yalnız. Bununla, Bioderma'yla, ellerimle yıkıyorum. Bu Osvelt'in yüz yıkama aletiyle sadece çok fondöten sürdüysem, çok ağır ve yoğun bir makyajım varsa gerçekten temizlensin diye yapıyorum. Ya da bazen canım çok sıkılıyor evde, yapacak hiçbir şeyim olmuyor. Yani çok vaktim oluyor. O zaman uğraşayım diyorum. Ama bunu ne kadar çok kullanıyorum derseniz, çok az kullanıyorum. Buna ayıracak vaktim yok genelde. O yüzden Bioderma'nın jelini şöyle sıkıyorum, az birazcık şu kadarcık yetiyor. Güzelce elime ıslatıp böyle yıkıyorum. Berkay'a da biraz böyle kur yapıyorum yanaklarım ovarken. Sonra ne yapıyoruz? Tabii ki kurulatıyoruz herkes gibi.
maske olarak kullandığım, aslında bu videoda bütün sevdiğim ürünlerden bahsedip hepsini kullanmayacağım. Çünkü hepsini kullanmıyorum her zaman. Bazen değişiklik yapabiliyorum. Atıyorum hep aynı serumu kullanmaktan sıkılıyorum. İki gün bir tanesini kullanıyorsam üçüncü gün farklı bir serum kullanıyorum. Ama maske olarak kullandığım zaten tek bir tane peeling maskesi var. O da NYX'ün bu Freudstone Powder diye geçiyor. Çok güzel kokuyor. İçerisinde küçük küçük tanecikler var. Bir de bunun içinde kayısı çekirdeği özü var. Kokusu gerçekten çok güzel. Bunu haftada bir kez yapıyorum. Haftada 2-3 kez yapılabilir denmiş ama o kadara üşeniyorum. Bunun en sevdiğim yanı da normalde bu tarz ürünler cildinizi ne kadar kurutmuyor deseler de bence gerçekten kurutuyor. En nefret ettiğim şey. Asla bunu yapmıyor. Kesinlikle. Benim gibi kuru cilde sahip olsanız yani nasıl söyleyeyim. Benim gibi kuru ciltlerde hele kesin yapıyor olması gerekiyor bu tarz ürünlerin ama bende bile yapmıyorsa kimse de yapmaz. Bunu çok az böyle spatula zımbırtısıyla şu kadarcığı yetiyor. Bunu nemli suratınıza yapmanız gerekiyor. O yüzden suratımı tekrardan birazcık nemlendireceğim. Çok hafif şöyle su. Sonra 3 dakika boyunca bununla masaj yapacağım. Böyle suyla nemlendiriyorum. Sonra şöyle sürdükten sonra 3 dakika, 2 dakika boyunca kafamıza göre ovalıyoruz. O içindeki o küçük şeyler o kadar güzel peeling yapıyor ki. Ben bunu ilk şeyle denemiştim. Bu Osvelt'in yıkama cihazıyla ama tabii ki hep içine o küçük şeyler girdiği için hiçbir işe yaramadı. En mantıklı elle yapmak. O yüzden elle devam ediyorum. Bunu sadece haftada bir kez bence gayet yeterli. 2-3 kez bence zaten çok fazla ya. Çünkü zaten gece yatmadan bir sürü şey sürüyorum. Ki zaten gerçekten üşenirim bunu ben haftada 3 kez yapmaya. Kokusu aşırı güzel. Sonra cildimi duruluyorum. Sonra göz altına geçiyorum. Benim çok fazla koyu mor göz altım yok. Yani halkalarım da böyle gözaltı halkalarım. Ama benim için nemlenmesi önemli. Dediğim gibi kurulukla çok savaşıyorum çünkü. Makyaj falan yaptığımda içine birikmesin. Güzel nemlendirsin ve kırışıklığı önlesin diye kullanıyorum. O yüzden hani koyu halkalara iyi geliyor mu gelmiyor mu bu konuda yorum yapmak çok benim için dürüstçe olmayacaktır. Ben yine NYX'ün aşırı seviyorum. Çok güzel nemlendiriyor. Göz çevresi kremini kullanıyorum. Yalnız göz çevresi kremi diye şey balmı yanlış kullanmışım. İkisi de böyle küçük kutularda. Bu. Böyle şey de çok hoşuma gidiyor benim bunun ambalajı. Şu kadar bayağı bir nemlendirmeye yetiyor. Bu arada göz altlarımı arada bir haftada bir kez, iki kez falan. Genelde bu arada bunu peelingle yaptığım zaman yaptığım için haftada bir kez demek daha mantıklı olur. Şu göz bantlarından kullanıyorum Garnier'in. Bunları çok seviyorum. Bayağı güzel ferahlatıyor ve bayağı nemlendiriyor. Bunları da deneyebilirsiniz. Sonra cildime en çok kullandığım, en sevdiğim serumlarımdan bir tanesi La Roche'nin hyaluronik asit içeren B5 serumu. Bunu makyajlardan önce de kullanıyorum. Gün içerisinde de kullanıyorum hiçbir şey sürmesem de. Şöyle, benim için en önemli olan şey iyi nemlendirmesi. Çok güzel nemlendiriyor ve cildi dolgun bir hissiyat veriyor. Normalde bu tarz ürünlerin bazılarının en azından üzerine nemlendirici sürmeniz gerekiyor yine. Bence buna bile gerek bırakmıyor. O derece güzel nemlendiriyor. Bunu kullanıyorum. Hatta bir kere Berkay bunu kırmıştı, çok sinirlenmiştim. Hatırladın mı Berkay? Evet. Çok üzülmüştüm. Bunu elime yedirip. Ve kokusu da çok hoş, böyle kötü kokmuyor. Güzel bir kokusu var bence. Sonra bunu sürdükten biraz bekliyorum. Bir 2-3 dakika gibi. Bu iyice çeksin diye. Çeksin yalnız. Cildim çeksin diye. Sonra diğer en sevdiğim serumlarımdan biri. Herkesin bildiği klasik Estée Lauder'ın Night Repair serumu. Ardından bunu kullanıyorum. Bu da kırışıklara karşı. Önceden önlemlerimi almak için. Bunu boynuma kadar elimde kalanları yediriyorum. Dudaklarıma da NYX'ün yine dudak nemlendiricisini kullanıyorum. Az önce yanlışlıkla gösterdiğim gözaltı diye. Bu şöyle bir nemlendirici. Eğer gerçekten böyle parlak, gloss gibi bir şey arıyorsanız günlük hayatta hem böyle dudağınızda parlak dursun tarzında. Hayır, bu o değil. Bu gerçekten kuru dudaklarınız varsa onu besleyen bir dudak balmı. Şöyle göstereyim. Bayağı çünkü kıvamlı bir de. İçinde bal var, bal özü var galiba. O tarz bir zımbırtı var. Çok güzel kokuyor. Aslında bana göre portakal kokuyor gibi. Yoksa portakal da mı var? Şöyle bayağı kıvamlı. Ben sadece alt dudağıma sürüp yukarıya doğru veriyorum. Çünkü zaten çok fazla geliyor. Bunu yapmadan önce sürüp yatınca sabah gerçekten hani kuru dudaklarınız varsa daha böyle şey olduğunu hissediyorsunuz. O kuruluğun gittiğini. Başka neler kullanıyorum? Yüzüme kullandığım nemlendirici. İki tane
var şu aralar. Aslında bundan önce Bioderma'nın nemlendiricisini kullanıyordum. Çok uzun süre onu kullandım. Onu kullanmaktan çok sıkıldım. Sonra Mustela'ya geçtim. Hatta iki tane var şu an. Çünkü teki bitmek üzereydi. Yeni farklı bir tane aldım. Şöyle, nemlendirici konusunda yine eczane ürünlerini tercih etmeye çalışıyorum. Niye bilmiyorum, öyle bir takıntım var. Çünkü şey gibi hissediyorum. Mesela nemlendiriciyi günde bazen 4-5 defa sürüyorsun. Eğer kuru cildin varsa. O yüzden sanki daha sağlıklıymış gibi geliyor. Niye bilmiyorum. Belki bu durumu yaşayan vardır. Hem bu Mustela bebek ürünü olduğu için birçok kimyasalların daha eksik olduğunu düşünüyorum. Ona göre yapıyorlar çünkü. Çoğu kimyasallardan zaten anlamıyoruz. Mustela'nın ben bu Stelatopia olanını kullanıyordum. Bu galiba kızarıklık karşıtı falanmış. Kuruluk yaşayanlarda öyle problemler oluyor. Bu güzeldi. Güzel nemlendiriyor. Kokusu yok. Ama sonra bir de bunun Hydra Babe olanını denedim. Ama bundan çok memnun kalmadım. Çünkü galiba biraz kötü kokuyor. Emin değilim ama bir koku var ama çok hoş değil gibi. Çok emin olamadım. Nemlendirici konusunda okey güzel ama kokusu konusunda hala tereddütteyim. Bir diğer üründe bu yeni çıkan Bepantol'un. Bu su bazlı nemlendiricisi. Su bazlı olduğu için asla suratınıza yapış yapış bir his vermiyor. Hemen emiliyor. Bunu gece yatmadan önce çoğunlukla kullanıyorum. Mustela'yı genellikle gün içerisinde kullanıyorum. Çünkü niye? Bu çok çabuk emildiği için sanki gün içerisinde cildim yine kuruyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum, belki psikolojik. Daha böyle yağlı bir şey olsun istiyorum suratımda. Mustela'yı gün içerisinde, bunu da yatmadan önce kullanıyorum. Bu da şöyle göstereyim. Öyle güzel şey var. Benim Türkçem çok kötü ya. Aplikatör mü? Bunlar aplikatör mü deniyor ya? Tako da bilmiyormuş. Bundan var işte böyle. Sıkmalı. O yüzden çok sevdim. Ben ambalaja çok önem veriyorum ya. Takıntılarım var. Şu kadarcık bir şey yetiyor. Onu da böyle yediriyorum. Sonra böyle sürüyorum. En son noktaya geldik ve bitiriyorum. Bunları her gece yapıyor muyum? Hayır. Hayır. Peeling'i asla her gece yapmıyorum. Dediğim gibi. Ama net kesin yüzümü yıkayıp hani jelle yıkamıyorsam makyajım yoktur. Makyajım varsa %100 jelle yıkıyorum. Makyajım yoksa suyla yıkayıp herhangi bir bu iki serumumdan birini sürüp gözaltı kremimi sürüyorum. Bir de dudak nemlendiricisini. Ama ben size genel olarak sevdiğim ve kullandığım ürünlerden bahsetmek istediğim için hepsini gösterdim. Kirpiklerim. Şöyle, kirpiklerin sonradan uzadığına çok inanmıyorum ama olan kirpikleri daha, yani çok rimel kullandığımız için dökülüyorlar, daha hızlı tekrar eski haline getirmek önemli. Eski haline getirebiliyorsunuz yani. Onun için ben bunu kuzenimden duydum. Bunu çok uzun zamandır yapıyorum. Lise sondan beri galiba ya da ne zaman oldu bilmiyorum ama bayağı uzun yani. 3-4 senedir kesin yapıyorumdur. Ve işe yarıyor. Mesela ben setteyken çok fazla rimel kullanıyorlardı. 7-24 saat kalıyordu. O zaman dökülüyor yani kirpiklerin ister istemez. O kadar uzun saat rimelle kalınca sürekli. Hemen tekrar eski haline getiriyordu 2 gün içerisinde. Bepantol. Bunu galiba Çağla Şiken mi ne önermiş çok daha önceden bilmiyorum. O bana anlatmıştı. O çok izliyordu böyle şeyleri. Demişti böyle böyle sürüyorum diye. Ben de denemiştim ama gayet memnun kalmıştım. Bir de bir ara Hint yağı aldım. Hint yağı mıydı o ya? Aynen, Hint yağı. Bilmiyorum bir faydasını gördüm mü açıkçası. Yani çoğu insan çok faydasını görmüş, okumuştum. Ama ben emin değilim. Ben çok az Bepantol'ü şöyle. Bunu haftada 2-3 defa çok bakıyorum kirpiklerim dökülmüş mü, ona göre yapıyorum. Şöyle çok az bir şey alıyorum. Kirpiklerime şöyle yediriyorum. Bu kadar. Benim gece rutinim, yatmadan önce ya da sabah çoğunlukla kullandığım ürünler bunlar. Bir de son galiba burada sivilce gördüm. Onu da paylaşayım. Şu Kliosin T. Böyle hafif tek tük bazen sivilceler çıktığında onu oraya şöyle dokunduruyorum. Etki gayet ediyor bence. Bana yetiyor yani. Bu kadar. Görüşmek üzere. Çok. Gel kapatalım. Ben kapatamayacağım. Gel. Ne olur gel. Kapatamıyorum. Kapat işte, ben gelip kamerayı kapatayım, dur. Hayır. Bu kadar. Gece rutinim bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Hadi kalk gene ya. Ne yapıyorsun burada? Kalk. Kapat bunu. Ne yapıyorsun lan burada? Bu ne?